2023 yılı Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin kuruluş yılını. Fakat biz bu yıl Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak kuruluş yılımızı dayanışma yılı olarak ilan ettik. Tabii ki depremde, deprem gerçekten çok çok önemli Türkiye'de yaralar oluşturdu. Özellikle 10 ilimizde ama bu 10 ilimiz içerisinde en fazla hasar alan Adıyaman, Maraş, Hatay bölgeleriyle. Burada yaklaşık olarak 10.000 toplamında 200'e yakın veteriner hekim arkadaşımız iş yerlerinden oluyorlar. İş yerleri şu anda kullanılamaz halde. Yaklaşık olarak bu kapsamda o dönem zarfında Şanlıurfa Veteriner Hekimi Odası olarak da serbest veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte depremde zarar gören, evlerinin içerisinde olamayan arkadaşlarımıza özellikle sokakta kalan hayvanlara yem desteği, mama desteği yaptık. Özellikle Adıyaman bölgesinde veteriner hekimlerine ulaşamadıkları yerlere bizim meslektaşlarımız oraya bizzat gönüllü olarak gittiler ve oradaki hayvanları tedavi etmek için çaba sarf ettiler. Aynı zamanda da sokakta kalan hayvanlarımızı Urfa'da şu anda sağlam olarak bulunan kliniklerinde misafir ettiler ve ücretsiz olarak hepsini yaptık. Yani bizim Şanlıurfa Veteriner Hekimler olarak depremde en az zarar gören illerden biri olduğumuz için bu çalışmaları yapmak durumunda kaldık. Adıyaman'a defalarca gittik. Oradaki arkadaşlarımızla sorunlarını dinledik, yardımcı olmaya çalıştık. Şu anda da halen devam ediyor bu tür çalışmalarımız. Bizim şu anda yapabileceğimiz bunlar. Tabii ki Türk Veteriner Hekimler Birliği'de 11 ilde özellikle yıkılan kliniklerin bulunduğu yerlerde sağ çadırları kurdular. Sahra çadırları kurarak orada veteriner hekimlik hizmetlerini devam ettirmeye çalıştık. Toplamda Şanlıurfa ilinde tahmin 238 ağır yıkıldı deprem döneminde. Bu ağır yıkılmasına karşı olarak ilgilenildi. 45 veya 48 civarında büyük başarılı, 950 civarında küçük başarılı ve 245 civarında da kanatlı hayvan telef oldu. Tabii ki bu noktada bakanlık hızlı bir şekilde karar aldı. Onların aynı olarak yardımını yapacak büyük bir ihtimalle kesin öyle denildi. Şahıslara bizzat bu hayvanların tekrar paraları hayvan olarak geri verilecek. Aynı zamanda da bu dönemde bir kere mahsus olarak bakalım küçük hayvanlara küçük başa 50 lira, büyük başa da 500 lira bir rakamla insanların daha rahat bir şekilde yem desteği adı altında rahatlamalar için para aktardı. Bu da Şanlıurfa ile içerisinde de çok iyi bir miktar, 200 milyon üzerinde bir para yatırıldı.